Evet arkadaşlar, hepinizi tıp kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki story'imde bir haber paylaştım. Umarım hepiniz görmüşsünüzdür. Şimdi bugün onu açıklayacağım. Tabii ki Instagram ve YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum şimdilik. Video izlemeden önce kanalıma abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani aklınızdan geçen yorumları da yazarsanız sevinirim. Şimdi story'e şöyle bir şey yapmıştım. Hepinizden özür diliyorum. TikTok'u bırakmak istiyorum. Bırakıyorum daha doğrusu. Çünkü aslında nedenleri çok belli. Buraya gelirken de zaten Şadi'den dedim, kanka bugün tekrar stüdyomu kullanabilir miyim diye. Çünkü bu videoyu çekmek istiyordum sizlere. Şimdi size şöyle açıklayayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hani TikTok'ta çok linç yiyorum. Çok fazla sinirimi bozuyorlar. Bir yandan hastalığım var. Gözümde hastalık var biliyorsunuz. O zaten psikolojimi alt üst ediyor böyle. Burada şimdi size içimi dökmek istiyorum. Bence bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle gireyim konuya. Şimdi konuya şöyle girmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bot basmadığım halde bana bot basıyorsun diyorsunuz. Ki size bunun 1000 kez açıklamasını yaptım. Ona rağmen hala anlamayan aptallar var. Salak salak linçliyorlar. Bilmem yok işte makyaj videosuyla ne alakası var. Bilmem şununla bunun ne alakası var. Arkadaşlar son kez diyorum. Evet son kez diyorum. Biliyorsunuz ki ben demiştim yöneticiyle Oğuzhan abi arkadaş gibi bir şey. Yani numaraları var menajer olduğu için sonuçta. Ben çok yükselme dönemimde yönetici Oğuzhan abi aramıştım. Hani çok iyi yükseliyorlar. Böyle devam etsinler diye. İyiler diye. Ondan sonra Oğuzhan abi konuşuyordu yöneticiyle. Telefonu ben aldım. Abi dedim bana ne zaman tiki vereceksiniz falan dedim. Dedi ki ne zaman içerik üretip ne zaman güzel şeyler çekersen dedi. Dedim slow'ma çekiyorum dedim ve beğenilerim, izlenmelerim herkesten yüksek dedim. Bana dedi ki hani beğeni izlenme herkesten yüksek olması önemli değil dedi. Neden hani kaliteli bir video çekmiyorsun dedi. Ve hani kaliteli video çekmiyorsun, şey çekmiyorsun dedim. Ne yapmamı bekliyorsun tik alabilmem için dedim. Bana dedi ki makyaj videosu çek dedi. En basitinden. Hani içerik üretmiş sayılıyorsun makyaj videosuyla bile. Ben 2 milyonken mesela hani biliyorsunuz o zamanlar bana engelli diyordunuz. 2 milyonken de böyle yapıyordum ya. Hani mimik yapıyordum ya. Siz tabii ağzını yüzünü yamultma çarpma diyordunuz. Ta dengesizler diyordu bunu. İşte o zaman istedim. O zaman da bana demişti. Öyle işte böyle mimik yaparak şey olmuyor. Hani mavi tik alınmıyor. İçerik üretilmiş sayılmıyor. Neyse Barış'la beraber slow'maya başladık. Dedi slow'ma içerik olarak sayılmıyor. Benim suçum değil arkadaşlar tik alamamak. Hani ben sizin sevdiğiniz içerikleri yapıyorum. Çoğu kişi hatta şu an 11 milyon kitlem var. 11 milyonluk ailem var. Teşekkür ederim. Hani onlar şu an beni neden takip ediyor? Ben slow'mu çekerken beni takip etmeye başladılar. Demek ki benim slow'mu çekmemi seviyorlar. Hani ben sırf mavi tik alabilmek için neden hani sürekli makyaj videosu çekeyim? Neden sürekli? Hani bir de diyorlar tamam makyaj videosu değilse bile kaliteli videolar çek. Biliyorsunuz profesyonel kamerayla hani çekiyorlar ya. Ki ben daha TikTok'ta çok yeniyim. Daha bir sene falan oldu. Sizin beni sürekli kıyasladığınız idolleriniz ve hani böyle fenomenler onlar ta benden kaç yıl önce olan fenomenler ki şu şekilde ben hepsini geçtim. Kıyaslama olamaz aramızda anlıyor musunuz? Hani ben bir senede bunları yapabildiysem lütfen hani burada gurur duyup alkışlamak yerine siz beni dinçliyorsunuz. Hani alkışlamasanız bile bir şey yazmayın yani. Linçlemek yerine yazmayın. Bir şey benim için daha iyi. Onlar da eski fenomenler. Eskiden tik alabilmek hani 200K'da bile tik alınabiliyordu. Çok kolay. Hani o zamanlar fenomen yoktu. Şimdi bu sene bu dönemlerde o kadar çok fenomen çıktı ki hani herkesin takipçisi 1 milyon üstü olmaya başladı. O yüzden TikTok ne yapıyor ister istemez? Kaliteli video arıyor. Kaliteli video çekene biz tik veririz diyor. Hani ben de o yüzden tik alamıyorum şu an. Ki ben düşünüyordum hani tik almama gerek yok. Tik benim için önemsiz. Sadece orada duran bir hesabınız onaylanmış bir şey. Hani önemsiz geliyordu bana. Ondan sonraki siz çok saçma sapan yorumlar yapana kadar açıklamama rağmen saçma sapan yorumlar yapıyordunuz. O kadar çok açıkladım hatta ama yine saçma sapan yorumlar yapıyordunuz. Cidden çok fazla gücüme gitmeye başladı. Hani
durumum olsa ne hissedeceğim ama çok saçmalıyorsunuz. Evet, anlamayacağım. Şimdi daha yeni başladım. Neyin ne olduğunu adam akıllı bilmiyorum. Hani Barış'la beraber, hani Barış benden kaç yıl önce olan bir insan. Anca her şeyi Barış'a soruyorum. Oğuzhan abi arada sormaya çalışıyorum. Oğuzhan abi de haklı. Slow'ma çektiğim için insanlar bana reklam vermiyor. Ve siz ben çok para kazanıyorum zannediyorsunuz. Sürekli atlıyorum. Hani çok para kazansam haklısınız, bot basarım. Niye basmayayım, değil mi? Çok kolay. Değil mi? Öyle zannediyorsunuz. Ama hani tamam tamam desem ama hani bota verecek para yok. Çünkü param olsa, çok param olsa ilk başta annemin istediği evi alırım. Altlarını son model araba alırım. Ama yani sizin bu yaptığınız işler, benim hani yapmadığım halde suçlanmak benim çok sinirim bozuyor. Hani bunu size 1000 kez açıklamama rağmen anlamıyorsunuz. Diyorum hani ben oturduğum yerden bot basarım ya, aşırı kolay bir şey. Oturduğum yerden basarım. Ben neden her gün video çekmeye çalışayım, neden her gün uğraşayım diyorsunuz ki anlaşılmaması için. Ne alaka abi, zaten TikTok'taki herkes bana bot basıyorsun diyor. Daha bunun anlaşılmama ne şeyi var, anlatamıyorum size. Herkes diyor zaten. Derim o zaman bot basıyorum. Ama neden video çekeyim, neden uğraşayım, oturduğum yerden basarım. Neden her videoya aynı beğeniyi vermeyeyim, neden her videoya milyonlarca beğeni vermeyeyim ben. Anlaşılmamız ne alaka, herkes diyor zaten bot basıyorsun diye. Çünkü kimse beni anlamıyor adam akıllı. Bu yaşta bu kadar sorumluluk alabilmek benim için zor. Bilmiyorum herkesin bünyesi şey aynı değil ama benim için zor. Çünkü ben ta Ankara'dan İstanbul'a ailemi taşıdım ve sırf bu TikTok yüzünden taşıdım. Ama benim şu an gördüğüm şeye bakın. Hani sonra diyorsunuz bu kız bot. Neden? Çünkü yorumları Arapça. Siz benim neden Arapça şarkılar çektiğimi ya da değişik hani Türkçe olmayan yabancı dilli olan şarkılar çektiğimi sanıyorsunuz ki? Sırf hani beni sevmeyen Türklerden kurtulabilmek için onların keşfetine çıkmayayım da artık hani yabancıların keşfetine çıkayım. Çünkü hani yabancılarda böyle linç yok. Türkler gibi linçlemiyorlar insanları. Böyle bu ana kadar hani Barış biliyorsunuz Arapça biliyor. Hani bütün yorumlarım neredeyse çoğu Arapça. Hani Barış'ı okutturuyorum, bir tane bile kötü söz görmedim ya, bir kere bile. Sürekli güzel şeylerden bahsediyorlar, sürekli beni övüyorlar, başarımı sürekli kutluyorlar. Bu benim o kadar çok hoşuma gitti ki, hani ben çok mutlu oldum onlarla. Ve beni seven Türk takipçilerimi de çok seviyorum, onları daha çok seviyorum. Ama hani bu kanser Türk kitlesi var ya hani, insanı böyle cidden kanser yapıyorlar. Çok sinir bozucular. Hani sırf onlardan kurtulabilmek için Araplara, yabancılara yöneldim. Ben 2 aydır neden yabancı bir sesli şarkı çektiğimi zannediyorsunuz? Sırf bu yüzden. Daha fazla linç yememek için ama olmuyor. Yine hani TikTok'ta yesem yemesem Instagram'da yiyorum. Instagram'da yemesem YouTube videolarında. Yok işte bu kızı niye aldınız? Arkadaşlar benim neyim var? Ben size ne yaptım ki? Size bugün içimi dökmek istedim. Şimdi Barış'ı arayacağım. Açmıyor. Alo. Alo, neredesin? Evdeyim. İyi, ben de Şadiler'deyim. Şadiler'de ne yapıyorsun? Video çekecektim de. Niye bana haber vermedin? Benden habersiz niye gidiyorsun? Böyle kendi kendime video çekmek için.
Kendi kendine ne zaman video çekiyorsun sen kendi kendine? Bilmiyorum. Benim biraz moralim bozuk da. Neye? Şahinler'de misin? Bugün belki Instagram'daki storylerimi görmüşsündür. Yok, daha görmedim. Bakmadın mı? Bilmedim ben. Tamam o zaman. Gelebilir misin Şahinler'e? Gelirim moralim bozuksa. Tamam. Bekliyorum o zaman. Kaç dakika gelirsin? Yakın zaten, evet. Bir 10 dakika 15 dakika hemen çıkıyor. Tamam hadi bekliyorum. Konuşacakları var senin. Tamam geliyorum hadi. Bay bay. Geliyor. Şimdi Barış geldiğinde devam edelim isterseniz. Ona da açıklayayım. Arkadaşlar şimdi Barış gelecek ama hani video çektiğimi göstermek istemiyorum. Belki şaka yapar, beni ciddi şaka yapıyorum zannedip beni ciddiye almayabilir. Kamera zaten bilgisayarın kamerası. Açık olup olmadığı belli olmuyor. Teşekkürler. Şimdi Barış'ın gelmesini bekliyorum. Barış geldi. Şimdi onunla konuşacağım. Şarkı kapıya açmaya gitti. Hak etmiş. غريبين ما بعمرت شيء من دونك ها ايه فانا قلت له ليش رحت لعند شادي بدون اذني ما عم يمنعني يا عمري انا بدي Konuşalım. Şimdi şey, ben TikTok'u bırakmak istiyorum. Niye? Barış, bana yapılan işleri sen görüyorsun. Çok sinirim bozmaya başladı. Ciddi misin şu an? Ya da bugün tersten bırakayım da beynini mi kullanmayacak? Saçma, ne diyeyim ki ya? İnci düzenen TikTok'u bırakılır. Evet. Evet. 11 milyon. Linç için TikTok'u bırakacağım. Barış, beni en iyi anlayan sensin. Sürekli senin yanında ağlamıyor muyum ben sinirim bozulduğu için? Yeşim, ağlıyorsun da ben sana sürekli ne diyorum? Ne diyorsun? Ne diyorum? Takma diyorum. İşte o kadar kolay değil ki. O kadar kolay Yeşim, ben ne değil. Yapacağım? Bana gelen öyle kötü yorumlar, ben engelliyorum hesabı. Sen de ben bir değilim ki. Niye bir değiliz? Biriz. Hiç aynı içeri falan yapıyoruz seninle. O onunla alakası yok. Bünyelerimiz, şeylerimiz bir değil. Sen kaldırabildiğin yorumları ben kaldıramıyorum. Benim gücüme gidiyor. Yeşim, sosyal medya bu. Sen ne yapacaksın? Kötü yorum ne yapacaksın sen? Lan kötü yorum diye bırakılır mı? TikTok. Saçmalama, öyle bir şey yapmıyorsun. Hayır. Evet. İzin vermiyorum ben bana. Sen kullanırsın hesabı. Ben istemiyorum. Daha fazla tamam, ben kullanırım ama video çekmeni de isterim. Beni kırmaz. Ben daha video çekmek istemiyorum. Hiçbir yorum daha görmek istemiyorum. Kapat yorumları o zaman. Gelmesin ama video çekmeye devam et. Bırakmayacaksın TikTok. Barış, benim çok sinirim bozulmaya başladılar. Cidden hayır, bak ben dün akşam oturdum. Sadece bunu düşündüm. Bırakmak istiyorum. Ya Yeşim, saçmalama. Ulan kötü yorum geliyor diye bırakılır mı TikTok? Sen o kadar emek verdin. O kadar seven insan var. Nasıl ne oldu? Sadece kötü yorum geldiği için mi bırakıyorsun? Kötü yorum. Barış, ben hastalığımı biliyorsun. Aldıkça evet. Gözlerim kızarıyor. Ölümü görmüyorum. Hani bu, daha bu yaşta bunları yapmak benim için bile büyük bir şeydi, anlıyor musun? Ve insanlar benim psikolojimi bozdukça ben sürekli ağlamak istiyorum. Ağladıkça hani artık ölümü göremiyorum. Sandan ne bırakıyorsun sen? İşte bu deyince olmuyor, anlıyor musun? Yeşim, olur. Olmuyor Barış. Sen. Olmuyor. O kadar çaba gösterdik, o kadar yaptık, herkesi geçtik. Ya sana ne milletin yorumundan? Onlar kıskanan insanlar, onu bunu geçtiğini çekemeyen insanlar. Sen niye? Öyle bir şey yapmıyorsun Yeşim, hayır. TikTok'a devam ediyorsun. Kötü yorum geldi diye bırakmak olmaz. Barış, ben çok düşündüm cidden. Hani bundan sonra inşallah güzel bir yerden bulursun, seninle video çekecek. Ben artık istemiyorum. Yeşim, önemli olan benim video çekmem değil. Önemli olan senin hesabın. Ben hesabımı ben istemiyorum. Ben tek de çekerim, onunla da çekerim, bununla da çekerim. Önemli değil. Önemli olan senin o kadar emeğin. Beraber verdiğimiz emek. Saçma saçma konuşma.
devam edeceksin. Barış, etmeyeceğim. İstemiyorum artık ya, ben hiç yemekte. Ya ne bitiyor ya? İnsanlar çekemeyen insanlar Yeşil. Saçmalama. Böyle bir şey olmayacak. Bir de ağlıyorsun ya, onun için ağlanır mı? Ağlama. Saçma saçma düşünme ya, insanların ben artık kullanmak istemiyorum. Ciddiyim. Ben TikTok kullanmayacağım. Barış bir daha da şey yapma. Takma gereksiz insanlar yerine şimdi. Ama sen yine de gelip her gün ağlayarak bana şey yapıyorsun. Yapmadığım bir şey için suçlamak benim gücüme gidiyor. Yapmadığım bir şey diyorum işte sana ne gereksiz insanlar. Gücüme gidiyor ama. Gücüne gidecek ama ya engelli. Sana öyle yorum yapan kıskanan insandır. Seni kıskanan insanlara gereğin yok senin Yeşim. Hiçbirinin gereği yok. Engelli gitsin. Onlar çekemeyen insanlar, kıskanan insanlar ki ben öyle yapıyorum. Beni kıskanan insan beni görmesin ben diye ben engelliyorum. Ben Instagram'da görmemişsin zaten, açıklamamı da yaptım. Ben bugün Instagram'a girmedim. Girdim, story attım, çıktım. Açıklama da mı yaptın Instagram'a? Evet. Ben kesin bırakmak istiyorum. Abi bundan sonra sana TikTok hayatına da başarılar inşallah. Benim yerimi tutabilecek bir insanla beraber video çekersin. Geçim ben, sen benim hesabımı boş ver. Ben her türlü çekerim. Ben bırakırım kesinlikle. Zaten böyle bu kafayla devam edemezsin hiç. Şunun bunun lafına bakarsan devam edemezsin. Barış ben böyle bir insanım, yapacak bir şeyim yok. Zaten etmiyorum artık, devam. Ne oldu? TikTok'u bırakma. Ne? TikTok'u bırakmayacağım tabii ki. Ne öyle diyorsun peki? Sana bir şaka yapmak istedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu an gel bir şaka yaptım. Belli etmiyor ama çok sinirli şu an. Kamera orada. Kamera. Allah'ım ya Rabbim ya. Sahibna waqa biha la tez'al ya ba'd. Arkadaşlar bu arada hepinize şaka yapmak istedim. Hepinize ama... derken? Kimsenin haberi yok ki. Arkadaşlar, ilk başta konuştuğum cümleler gerçekten haklıydım. Onları çok içten bir şekilde konuştum. Hani her şeyimde içten bir şekilde konuştum. Dediklerim doğruydu. Ama hani ben sırf bir mavi tik için ben beni seven insanları bırakmak dahi istemiyorum. Samet. Bırakmayacağım zaten. Sadece sizlere de küçük bir şaka yapmak istedim. Belki yanımda olamadığınız için sizlere kışkırtma yapamıyorum ama uzaktasınız. Size ben böyle bir kışkırtma yapmak istedim. Ya, seyircilerim bir kışkırtma. Bana yap. Ben sana bilmiyorum nasıl kışkırtma yapayım bana demiş. Yaptım şu an zaten. Ya cema cahil ya'melli maklep. Fe ke'enni maklep kon entu kemen. Hakali ennu ana rah atruk TikTok. فحكى كل شيء اللي بجواته كأني بالفيديو اللي أنا فهمته هلأ فإن شاء الله بتفهموا الفيديو بترجمه فهلأ هي ما راح تقدر تترجم فأنا راح أقولكم هالشي يا جماعة يشم ما راح يترك تيك توك أبدا لأنه أنا معه تمام أنا بتعرفني بتعرفوني يا جماعة أنا دايما شخص اللي مستمر وما بترك و راح نعمل شغلات اكتر واكتر. Ne dedim Yeşim biliyor musun? Yeşim Yeşim ben varken TikTok'u bırakamaz dedim. Evet doğru demişsin. Sana şuna bakalım mı dedim. İşte Yeşim benim yanındayken hiçbir şekilde zaten TikTok'u bırakamaz dedim. Evet doğru demişsin. Çünkü ben hiçbir zaman pes eden bir insan değilim. Yeşim de öyle. Pes etmeyi de düşünmüyoruz. Kim ne derse desin zaten. Evet.
Önümüzde hiç kimseyi bırakmadık. Bırakmamaya da devam edeceğiz. Bir cenaze kaldı. Hayır ona. Cenaze sevdiğimiz bir abimizdir. Bir de bu kaldı. Bir de Charlie. Bitir bari. Bitireyim bari. Sen de bitir bari. Özür dilerim arkadaşlar yaptığım şaka içinde. Ama ben iyi niyetle yaptım. Kötü bir niyetle yapmadım. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok içten dileklerle öpüyorum. Tekrardan kanalıma abone olup video like'layıp bağlı yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.